Şimdi e, Kaan Yıldırım'a gideceğiz. E, hadise sorusu soruluyor Kaan Yıldırım'a. Enteresan bir tepki veriyor. Bunu bir konuşacağız. Bir de sürpriz bir görüntü. Enteresan bir görüntü. Evet bence bu daha büyük bomba Sürpriz de. bir görüntü söylemezsem olmazdı. Çünkü. Hadise kiminle dün yemek yedi? Buyurun. Ayrılık sonrası karalar bağlayan Kan Yıldırım'a çileden çıkaran hadise sorusu. Bir üniversitede söyleşiye katılan Kaan Yıldırım'ı kızdıran soru neydi? Soruya Yıldırım'ın tepkisi ne oldu? geçtiğimiz yıla damgasını vuran Kaan Yıldırım ve Hadise Aşkı'nın yankıları devam ediyor. İkilinin peri masalı gibi başlayan aşkı çirkin iddiaların ardından kabus gibi bitti. Hadisenin yakın arkadaşı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ve yaşadığı iddia edilen Amerika kaçamağı hem bir yuvayı hem de Kaan Yıldırım'ı yıktı geçti. İhanet iddialarının ardından ayrılan ikiliden Kaan Yıldırım inzivaya çekilirken Hadise yeni bir aşka hayalken açtı. İhanetin şokunu Üzerine atamadık konuşulan Kaan Yıldırım yeni bir hadiseyle sarsıldı. Geçtiğimiz gün katıldığı bir söyleşide sorulan soru yakışıklı oyuncuyu çileden çıkardı. Üniversiteli gençlerin düzenlediği söyleşide konuşan Kaan Yıldırım şoku yaşadı. Bir öğrenci Kaan Yıldırım'a hadiseyi sordu. Mikrofonu eline alan genç öğrenci Yıldırım'a hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz dedi. Sorulan soruyla sarsılan Yıldırım neye uğradığını şaşırdı. Bunun üzerine devam eden söyleşi noktalayarak salonu terk etti. Şimdi ben e, özellikle Kaan'ın tepkisine baktım. Tabii sorular soruluyor. Bir üniversite e, toplumunun önüne çıkıyor fakat e, sorulardan bir tanesi "Hadise ile tanıdım ben sizi." diyor Kaan'a. Terbiyesizliğe bak. E, o da diyor ki "Sen galiba sadece magazini takip eden bir arkadaşısın." demiş. E, ve eğer bu konudan memnun olduysan, bu sorudan memnun olursan başka sorulara geçelim." diyor ama sanırım kısa bir süre sonra da söyleşiyi sonlandırıyor. Yani televizyondan izlediğiniz insanlara ben o yüzden mesela üniversite e, söyleşilerini asla kabul etmiyorum. Tek insanları oraya çağırıp yapmaya çalıştığınız tek şey bu şekilde mağdur, madara etmek için bu çocuk çok değerli toplu, iyi de bir oyuncu. Yani bunun onun kalbini kıracağını bile bile bir de usluk da çok bozuk. Yani hadiseyi hala özlüyor musunuz diyebilirsiniz ama ben sizi hadiseyle tanıdım demek çok çok doğru söylemiş. İzlediğin kadarsın. Yani şöyle aslında biz de televizyon programında konuşurken daha önceden Kaan'ın e, güncelleme durumunun yani Kaan'ı biliyorduk hepimiz ama e, bu kadar gündemde değildi şimdi açıkçası. Hı hı, aslında hı. belki bunu sormak istedi ama sorma üslubunu ve tavrını biçimlendiremedi. Ki bir üniversitede de olmaması gereken bir durum Deniz'in söylediği gibi. Yani orada rencide etme durumu olmuş. Yani sanki kan hiçbir şey değil, hiçbir Hiç. e, misyonu yok, hiçbir mesleği yok. Hiçbir şekilde bir oyunculuğu da yok. Hadise tarafından meşhur edilmiş. Hayır doğru yani hadise tarafından güncellemesi oldu. Belki pası silindi diyelim. Level up mı? Ama hiç olmayan Level bir varlık down. değildi yani. O da çok ayıp olmuş. Ayıp edilmiş yani. Şimdi ama oraya mesela artık üniversite yıldız yani teknik bir üniversitenin karşısında biri var. Şey işte, öğrencilerin karşısında biri var. O oraya hadisenin eski sevgilisi diye çağrılmıyor takdir edersiniz ki. Belki iletişim fakültesidir. Belki de bir başka bir şeydir. Orada bir oyunculuk bir şey olacak ama orada hadiseden dem vurmak o kötü niyet. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Günün sonunda çocuk haklı. Üslubu başka olabilir. Çocuk haklı. Ben Kaan'ın oyunculuğunu minik minik izlerken bir anda ben Kaan'ın ayrılık mesajlarını, hadiseyle paylaşımlarını falanla uyanmaya başladım. E bile. Tamam, Doğru yani Kaan'ın e, gündeme gelmesinin sebebi hadisi. Bu bir gerçek. Evet, ama, ama yeri orası mı? Sor. Ama şöyle. Yeri de bir de üslup ya. Yeri evet, de tamam. Sorun soru ee, ama üslup. bu bu şey ama bundan sonrasına bakalım. Ne diyor? Mesela Hadise, bundan sonra Kaan yok olup giderse o zaman sadece ha hadisenin şişirdiği bir balon olur. Ama Kaan'ı bundan sonraki süreçte aynı demde görmeye devam edersek, aynı kuvvette, aynı şekilde, o zaman sadece hadise onu gündeme getirmiş olur. Bunun ne olduğunu zaman bize gösterecek. Kaan'ın babası zaten Kaan'a bir imparatorluk bırakacak. O yüzden Kaan'ın şansı şöhret de çok da mühim değil. İşte ben değil. size e, nacizane e, fikrimi söyleyeyim. Bu şöhret bu eğlence olsun diye popüler kültürü bir iş yapıyor. Yoksa bu çocuk ne buradan para bununla geçiniyor ne de ailenin zaten böyle bir isteği yok. Tamam. Bir de iyi de bir aile tevazu sahibi vesaire. Eğitimini de öyle almadı zaten. Yani bu çocuk kazara zaten. Bu trafik kazası olmuş bu kadınla. Ben anlamadım. Kadar ailene güvenerek gir. ihtiyacın olmasın. Bir zamandan sonra o başarı e, o başka, bir, e, başka bir gidiyor. şey. O başarıda kalmak istiyorsun. O başarıdan uzaklaşmak istemiyorsun. O ayrı bir şey yani. Bir fotoğraf göstereceğiz izleyicilere ve sizlere tabii ki. Dün bir yemek yenildi. Hadise ve sürpriz bir isimle. Evet. Evet. Dün gece saat 11 çeyrek sularında ee, bir fotoğraf geldi elimize. Ee, fotoğraf, başı örtülü hanımefendi, hadisenin e, erkek arkadaşının annesi. Oo, büyük ooo, şok tabii. Ooo, Ve ooo. E, biliyorsunuz tesettürlü, son derece e, dini bütün bir hanım. E, ve bir İtalyan lokantasında. Evet. <laughs> e, aslında alkollü de bir ortam orası. Ben e, çok şaşırdım onların orada olmuş olmasına. Ama iddia edildiği gibi bu söylemezsem olmasının özel haberidir. İlk defa söylemezsem olmaz e, yayınlamaktadır bu fotoğrafı. E, hadisenin e, kayınvalidesine hadisi istemediği yönünde haberler çıktı. Biliyorsunuz biz de konuştuk burada. Ama iş hiç de öyle değil. Tam tersine havada kahkahalar uçuştu. Bütün akşam hep çok Oo. eğlenceli, çok yakın, çok samimi görüntüler vardı. Ee, söylemezsem olmaz e, tabii ki oradaydı. O yüzden de e, biz bunu şimdi e, güzel bir şekilde vermek istedik. E tabii. Şimdi bu güzel bir görüntü. Ben zaten bu kötü e, niyetli ya yani şöyle söyleyeyim Bir yan yana görmediğimizde sizi istemiyorlar. Biz sizi istemedik. Onlar onu istemedi. O, o e, ondan ziyade şu görüntünün gerçekliğini bir konuşalım. E, Müstakbel geliniyle diyeyim hadi artık. Müstakbel geliniyle uzun uzun kahkahalı sohbetlerin olduğu bir yemek yemiş. Ben yani ilk ki. yemek olduğunu düşünüyorum bu arada. Tanışma bu yemeği. Bu bir ilk yemek diye düşünüyorum. Tanışma yemeği olabilir. Ee, ama ben daha öncesinde çiçek yollamıştı eve. Ee, ama bu ilk yemek. Çünkü bu sözüyle. hanımefendi sonuçta e, dini bütün, tesettürlü olan bir hanımefendi. Hani ben oğlunun e, ısrarıyla ve oğlunun aslında onlara jest olsun diye böyle bir ortamda İtalyan lokantası bebek yokuşuna inerken köşedeki meşhur. meşhur. Bahçesi Ondan herhalde sonra, mi? Bahçesi ama kapatıldı Evet evet cam evet. mekanla kapatıldı. Hı -hı. Şimdi e, bu güzel bir şey hanımefendinin aslında iyi kalbini gösteriyor. Çünkü hadise için son zamanlarda çok büyük iddialar vardı. E, biliyorsunuz işte şu anda aslında bu fotoğrafın üzerine kötü bir, Söyle bilin, söylemek bir şey söylemek istemiyorum. Istiyorum. Bu fotoğrafta ben e, kahveciyi göremedim. Bak e, hadise var tam değil arkasında mi? Arkasındaki oturuyor. Arkasındaki o kafayı oturuyor. gördüğümüz kahveci. Yani evet. niye söylüyorum? Eğer o yoksa, Dinçerler yoksa, Mehmet yoksa demek ki daha önceden de onların bir teşriki vesaisi var ki ee, bence o gün ilkti ve o gün onun gönlünü almak, ona daha yakın olmak yani böyle devamlı e, bu kadıncağızın e, bir restoranlara hadiseyle birlikte gittiğine inanmıyorum ben. O günkü, dünkü havada da Zaten sanki ilk defa bir araya gelmişler e, havası vardı. Ama aferin bir erkek annesi olarak ne olursa olsun oğlumun sevdiğini severim. Oğlumun sevdiğini ne şartlarda olursa olsun kabullenirim. E, edası Erden. vardı. Bu e, ben ellerinden öperim kendisini çünkü e, o, oğlunun esas önemliyse ise mutluluğu. Kadıncağız belki de kendi tabularını yıkıp hadiseli o masaya oturdu. Minik yani. bir detay daha vermek isterim. Evliliğe giden bu ilişkide bana göre hadise geçmişi silmeye devam ediyor. Şöyle ki o da özel bir bilgi olsun. Hadise Kaan'la beraberken onunla beraber her yere gittiği VIP aracını satışa çıkartmıştı. Sattı ve yeni bir araçla geçmişi komple sildiği imajını Ay, insanlara verip arkadaşlarına bu tarz bir açıklama yani. yaptığı yani. söyleniyor. Arabada, evde, kokuda herkese her şeyi hatırlatır." <laughs> deniz. Ama sen tabii e, bu konu ya duygu duygu olarak, çok duygu olarak Ay, şey <laughs> Yani bir insanın birinden ayrıldı diye arabayı sattığını, yani böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Ay, mi? Mi? Ben de sattım şey olabilir. Vallahi, mi? vallahi olabilir. Ben de her şey, bence şey bence. olabilir. <laughs> çok onunla beraber senin. onunla beraber vakit geçirdiği <laughs> ve beraber aldığı arabayı bile görmek istemeyebilir. Yani evet. Ben de mesela plakada baş harflerimiz yazıyordu. Şimdi o başka. O istemedim o arabanın ben de kaldım key değiştirseydiniz. Bu önemli bir detay. Ya i̇şte belki de işte şey yeni sevgilisi de istememiş olabilir ya. Yani tabii. Ama şöyle bu saatten sonrası için hani hadise için ve e, hanımefendinin erdemlerini takdir ettim. Ne olursa da olsun benim oğlum sevmiş. Tabii. Ben de onu kabul ediyorum görüntüsü vardı. O yüzden de benim de bu hoşuma gitti. E, ben bundan sonra hadiseyle alakalı evet negatif şeyler söyledim. Çünkü kötü şeyler yaptı. Hatalar insanlara mahsustur deyip bir kere eline yaptığını düşünüp bundan sonraki hayatında inşallah çünkü yani aile kurmak istiyor belli ki evet hatalar yaptı başkasının canını acıttı belki başkasının ailesinin dağılmasına da neden oldu o hadise ama yeni bir yol çizecek bak böyle de şeker gibi tertemiz bir kayınvalide var. Şanslı bir aile, şanslı bir yere gelin gidecek giderse. Geçmişi temcid pilavı gibi önüne getirmeyen bir ilişkisinin olmasını takdir ediyorum. Çocuğa da yani. aferin bak. Ben onu diyorum. Bak çocuğa temcid aferin. Filavı, temcid pilavı mide bulandıracak Aileye gibi. Aileye de aferin ama. Evet, yani başkası olsa ben, ben kabul edebileceklerini hiç düşünmüyordum açıkçası gerçekten. Ama kadıncağız demek ki affedici evet. belki inançlarından ötürü de. E ee, belki de ne bileyim yani Bekken'de çok kendi evladı var korkuyor ya yani herkes her şey yaşayabilir bu hayat. Evet.